Adıyaman kültürüne, kardeşliğine bağlı olan bir memlekettir. Böyle bir üzücü bir hadisenin buradan çıkmasına bayağı bir üzüldük ve aynı zamanda soy ismimizin eşleşmesi de bayağı üzdü bizi. Yani Ankara'daki patlamanın soy isminin Alagöz olmasından ötürü telefon geldi ve telefonda benim bayilimin iptal olduğunu söylediler. Gerekçe olarak da iş yerinin kapalı olduğunu belirttiler. Ve ben iş yerinin 24 saat kamera kaydı altında olduğunu, gerekirse kamera kayıtlarını göndereceğimi ama iş yerinin kapalı olmadığına dair kelimeler kullandım. Kanıtlayabileceğimi de söyledim. Arkadaşlarımızın bize sadece söylediği tek kelime, sözleşmeyi tek taraflı iptal etme hakkına sahip deyip telefonu kapatıp aradan 10 dakika geçmesiyle abonelimin iptal olması oldu. Daha sonra bu konu hakkında biraz araştırma yaptım. Aldığım cevap, yönetimden alınan bir karara göre soy ismi Alagöz ve Adıyaman'da abonesi bulunan firmaların kapatılacağına dair, abonelerinin, bayiliklerinin iptal olacağına dair bir söylenti duyuruldu. Yani şöyle söyleyeyim, Adıyaman'da yaklaşık 15-20 tane aile var soy isimler Alagöz diye. Bunlardan tanıdığım birkaç tanesi soy isim değişikliğine başvurmak zorunda kaldı. İnsanların tepkisi işte gördüğümüz gibi hani böyle olumsuz şeylerin sürekli karşımıza çıkması söz konusu. 2 yıllık bir beraberlik vardı. Ne oldu sonra? Yani istemeye gittik. Tabii tesadüf bu bombaların ardından gittik, patlamaların ardından gittik. Daha sonra soy isim benzerliğinden ötürü bizi kıyasladılar. Hani şöyle söyleyeyim, bir Alagöz Adıyaman değildir ve Adıyaman'daki hiç kimse de o cani değildir.